Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabin do'stlar. Xalq bilan muloqot ijodiy guruhi o'zining navbatdagi ko'rsatuvini boshlayapti. Biz ko'rsatuvimizni Xorazm viloyatining Bog'ot tumanidan olib boryapmiz. O'zingiz ko'rib turganingizdek, odamlarimiz nihoyatda faol. Demak, bugun bu yerga odamlar tomosha uchun yoki teatr yoki kino ko'rish uchun kelishmagan, chunki bu yerga odamlarimizni o'zlarini qiynayotgan murojaatlar va muammolar yetaklab kelgan. Bugun fuqarolarimizni Xorazm viloyati hokimi Farhod Ermanov qabul qiladilar. Ki orum basarlar hızı kabulunam kaldırmayı her 5-3 gün gelemen iş meselesi bu içe yardım sorak gelmedim sizden. Şu vakta ait verdim 3 güne 3 hafta bitirip beredler bir ştat kılıp bir maliyeye ştat açıp bir de verdiniz. Bize ne cayının krediti indiki ilden 1 milyona çıkadı. Ben aile Allah'a aylıkım 800 bin som. Kazara sıptım ben de işlep tutma. 3 taksiga minip baraman günüme 40 bin som pul çıkadı deyip şaraitimi çöntürdüm. Bu nagran gözü görmeydi. O ştat gözü kuratallar için mi ya? Nagranlar için mi? Yaşlar yetekçi. Yaşlar yetekçi. Ben Bentlik'e, yaşlı geçiresiz gepizi bildim. Bentlik'e şu yetekçilikle vazımında işleşim mümkün değil. Kazara sıptım ben Bentlik'ine. Vilayet Fitek'in kulasasını bergen ben. Çünkü bu nerse de yetekçilik lavazımında ben özüm işlep biladalıkım için şunu üçü soradım. Bu laborantlık ştat lavazımında işlenmende geldim. Sebebi birinciden bu birinci güruh nagirallarına mümkün emez. Yardımcı ştat koşup bergen takdirden mümkün emez o nagirallara. Ben de birinci güruh nagiran balata olmasa özü işleşke hukuku var mı yok mu onu? İşleşke ruhsat verilerdi. Kaçlı lavazımlarda işleşke? Okutucu, yetekleyici, örgütücü, psikolog lavazımlarında işleşim mümkün de koptu. Şu an sizge endi koşumça ştat belgülap, aylarınızı kubaydırıp berse. Aylık 610 bin somak yani. Şunun için ben yine her sabah sizini bez altı atıp kabuluz der gelip yürümeyin. Şunu aylıkını mesela yetekçinin aylıkı yetedi. Yetekçinin yanına bir yardımcı koşup berse. Ya bu beni yardımcım bulup işlese. Den aylık bereledik o yardımcı bile yetekçiye. Şu meselede iltimas kılık gelmiş. Şu aylıkta kubaydırıp berenlerden yetekçinin yardımcısı deyip koyunlar. Boğanıp şu. Bana hazır yaşlar boyunca bana vilayet yengeçinin reis tuttu, bana halk talimi tuttu, maliyat tuttu. Hemmesi barı, size aitkenler kılıp durup şurada, sıfat ötkezilerdi. Halis adamlarınızı da yanınıza alıp borasız, eğer siz yaşlı cevap veriyordun olsa siz de şu lazımda koyardık. Geçtik mi? Bolar, tam arka yerimiz boradı, Engerik mahallesinde. Şunu farmayışını çıkarıp vermedik, hıvanı balları. Yaş ulusundan çıkıp gördüm, özlerinden çıkıp gördüm, buradan bana sersen kıldılar beni. Farnik için farmayış keremez, şunu tamarka özünüzdeki olsa kurur mu onu? 50 yıla icareye verilgen. Ha şunu da kayırdan bilirsin, 50 yıla icareye verilgen. Ağız oraya bağırdık, şöyle bile yapıştım. Bu ağızdaki aykadı, emelde yok. Katastırdan kim var? Bar, kur, kinden olsa bu açıp durgan cahaya kaysa yer özü. Dekin 50 yıl kaçıya hiç kim timide on yer boladı olmasa, şunu da yerden tavuk veresen. Kim bizden o perendeçilik bile şugurlanıp başladık. Kokan'la, Fargan'la, Erdican'la, Namengen'la, 30 yıl kuş. 30 yıl şunun nesinde tavuklanıp geldik. Şimdi hazır bunu iki magazin bulsa şunu magazinde koyup satılışını teşkilleştirecek edik. Yanınızda Turgay Yiğit bağırıp yerinizden koyup beredim, magazin masalarınızdan hakimine iş beredim. Atacanova Ümide. İş masalası boyunca geldim. Bank kolejine bitirgen ben. Buhalteri ve bank işi boyunca umumi alınan. Hazırca iş yok. Okşa tapsırdım, okşa girdim. Kontrat kasasını tolapım ben. Şaraitim doğru gelmedi şu bilen kaldım. Ben hazır ki şaraitimde işleşim gerek. Kençelik, zavuş niyetim, okuş niyetim var. Kontrakt kırgan olsa, nege bir müracaat kılıp, bir kemadı, kormadı, bir kontrakt olup verip okusun, okuduğumuz yakışıydı. Bir yılda bekar kedi oturttum bana gel. İşlep hem ailesine bak hem son kılıkla okuyverdi. O bize de okutamaz. Alişer'e aytasan, bu tekstilge celleştirsin. Yakışı mı? Tekstilde bir kızda, buhalterinin yanında okuştu, örgensin. İyi kelasılığa tayarlasın, okuşuna kırtadağın zavuşunu okutamam beraber. Ben 7 yıl buldu, Xanq hakimiyyətine 3 ay boyunca riza taşıyman. Yılda kemsiyadan ötürüp getirdiler, ya uroy hat aldık der. İkinci gürkuna göre anımam, bak uçum yok, bu ayağı etmek ki, persentim bak. Tölün tölep bilmiysen, başka deyen getme ait adala.
Devlet tamamından berilədi 10 ayını sonra durmam mən, 2 il oldu. Başlangıç bədəni töləb versə, kendini özünüz töləb, yaşayıp git alasın. Avan. Kəmişçədə kep körüb, sizdən bir mülaqat qılgən adam oldu mu? Yox, bunu deyinərsə, olmadı. Fakat qına Daşkent əbarbüsü təpürüyənib getdi, oldu. Ya hüccət əbarb tapşırın, başqa demeydi. Ləkin cavab xatında hüccət əbarb tapşırın deydi. Büyünəm, hazıram, barb gəldim mankanəsinə. Hüccət tapşırmaqa gəldim. Naukəmiz bu saytınla desə, alı hüccət alınıb başlamadı. Xovar ətəmiz dedi. Xana vəliyyət xatın qızlar boyunca kim kegən? Ücay boyunca röy xatını yakında şəkilləndirdik. Xabarını yuvarəmiz. Kaça şəkilləndirdiniz? Yakında şəkilləndirdik. Örgəngən bolsanız, xana bu ücayga bir şey mümkün məkən? Mümkün mü? Bersək boladı. Boladı. Şu yılqa röy xatka kirtib başlangıç bədən tölə birəsələr. Ağam. Şu, anıqma şu? Körgənmişlər, kolanızda malumat bolsa torsun haki. Ücay ruhatına kirtirgen, lakin başlangıç bədəni tölənəmən tölənliyim, onu əli ürəyəni görmədik. Ruhat bu üçə ürəyənəmiz anıqını nəzakətə aytamız. Neçə gündə aytasın? Üç gündə aytamız. Nəgə şu haqqa aytmadınız lan bunu? Mənə kəmişə körp çıxdıq. Mən şunu üçün... Temir dəftər kurdum. Şu dəftərdə körp çıxdıq. Mənə sizin körp çıxan kəmişə xulasası boyunca mənə sizə ücay verilədi. Verilmeyden olsa bana şu sebeplere göre başlangıç bedelini tölep veririz. Başlangıç bedelini tölep vermeyiz. Ya olmasa sizge bir pul veririz deyken kriterlerle aitip cevabını veriş gereğiydi bunu. Vermediniz mi? Yani alsak gelin gelin. Çakır muhakkama kılgamız. Cevap verişin gereğiydi şu muhakkamanın yakını boyunca. Maile, nagrarlığınız boyunca verirsem, nagrarın boğmasanızdan verirse sizge asasi mesele üydü imtiyazlı almaksınız. Doğru mu? Şu imtiyazınız boyunca Kəmişək körp çıxıb, sizge hazır bugün yertəgə, mən hazır bunun axırına yetəməm bunu. Nəgə siz əgər müracaat qılğan bolsanız, müracaatlarınızdə hamması ayrıcağınızı qotaramız. Ayıptar adamlardı cazalab, deyəkən sizge bugün mən hazır sizge anıq, boladı bu middən gəp, bilməyəm mən, yazma rövüşdə sizin qolunuzda borç bulmasını yetkəzəmiz. Makul mu? Xorazm viloyati xalq qabulxonasi tomonidan berilgan ma'lumotlarga qaraganda, o'tgan 10 oy mobaynida jismoniy va yuridik shaxslardan 3052 murojaat kelib tushgan. Bu shuncha odamning muammosi va dardi tashvishlari bor degani. Shu bilan birgalikda bular rasmiy ro'yxatdan o'tgan murojaatlar, ammo norasmiy murojaat qilmagan va yana qancha fuqarolar va ularning muammo va masalalari borligi ham bugungi sayyor qabulda ochiq-oydin aytilmoqda. Demak, shuncha muammoga javob berish va unga yechim topish talab etilmoqda. Murojaatlarning eng ko'pi 519 tasi uy-joy va yer ajratishga oid, 299 tasi ish bilan ta'minlash, 224 tasi esa moddiy yordam va yoshlar hamda ayollar masalasi bo'yicha ekanligi bugungi sayyor qabulda qayta-qayta takrorlandi. Shu bilan birgalikda ayrim mutasaddilar bugungi kun talablariga javob bera olmasliklari ham sayyor qabulda o'zini namoyon etdi. Tadbirkarlık kılamız der, müracaat pardon. Kanday tadbirkarlık kılmak için? Sihonu sorak pargen deyik. Akvat işlep çıkarış için sih kılmak? Sihonu gereği. Ben bizi tadbirkarlık kılaman, yondu bu önünde bir konkaru satıp, rozanı derp et vurdukma, üç balan bakaman der. Gelin yakışı bu iş bitmedi olsun, üzümme attım. Bir kantrin onu benimle bir mayardan, benimle bir üzümme iktidimi kütüreyim, benim zorlamada uyalamak öyle. Pul sonra, pul sonra. Ne iş dedim, maittim yolunu boyunda bir karus konu sataman dedim, terbiye sabitemem maittim. Yakşı görüp çıkamız dediler, tuman arkitektörüyle görüp çıkıp vermenin işini dediler. Tuman arkitektörü geledi, şu geledi getirdi, iki aydan bana şehzat bilen gelişme durmamı. Hani arkitektör evliyat, bana maşınına mindirasan, şunu da kılıptırıp terlisler. Tertibini koşatasan, düşündüresen, şimdi kanun şunday. Auksiyona koyup veremez, lakin auksiyona koyganda kanaydır bir bakalarını, başkasını cüda aşıp gitmeyen kılıp, sizge şerayet yaratıp, bana şu nagrallığınızı hesapka alıp, bana yapıp auksiyon kılamı, birge korktırıp, masalası geçip veresen. Sana müddet 3 gün. Kiyinge hafta geçen, mende malumat boş gerekirim bayağı. Yaşınlar bir etmeye yazmaya tıpkı ama. Sizin kabulünüzü aynen 4. Mart'ta gelişimden şöyle. Her sabah iş meselesinde gelemez, iş topu englerler. Şimdi iş bırak teklif etmedi.
Men yarıma 4 Mart'ta sen kemadın, men yok vaktimde benim ornuma mağullarım kegan bosa kegan bosan kerek. Men seni korsam istemem. Birinci Mart'ta men seni kortup maka. Musika yonalışı boysa üniversite tamamlagan man. Belki mela olaktan top bak koydu, 0.25 leke 200 bin som aylık. Aylarda kim var sizden başka? Ayalı mısınız? Siz iş ismi, işlem ismi? Yok işlemiz, üyde yüzü hiç kim işlemiz. Hiç kim işlemiydi, şunu ayıttım. Ben tek. Bu sınırımızın özünü işe cahilleştirirsen, Halk Talim Vazirliği'nin tizimindeki vakansiya iştahatlar var. Şu vakansiya iştahatlarının hesabından bir iştahatı doldurup, ıksat kılınan kısmından bana şu farma iş kılasan, Veliyat Hakim'in farma işi çıkarıp, Nagran Boğallığı uçun, şundan ıksat boğan mablağ hesabına bunu toluk bir aylık iş hakkına doldurup bir meselesini koyup, hakiki kanunu farma iş kılıp, özüne büyürük yazasandan verirsen. Sizden işe cahilleştirirdi. Köyünüzden bırakılat istat aylık biramız. Ben İlhanbazar Kışlağı'nın Nervant Mahallesi'nden Sabrı Bakadır'ım. Zengir maceralı cay oranı var. Şu önce mutakayısı sorup hakimiyetçe arşitektura mesela haber verdim. Cevap bulmadı şuna yine. Bir de cay meselesi bu açı tuttu. Sop da görüp tuttu. İki kıl malumatlama verildi yani arşitektura tamamla. Bize velayet arşitekturdan mutakayısı aldırıp üreyendik. Birinci belgem normatifine doğru. Yani kvadrat metre 1200 kvadrat metre de yazılgan. Bu şundan narazı. Ma birinci belgem normatifine doğru deyip şunu sota takdim kılışını sorulgan. Bu doğru belgem deyip vilayet arşitektura üzere normatif verdi. Birinci instansiyada görülen arşivde ücret kıyırda. Var var. Ama şu bu uça bulturttu bir yerde kvadrat metre gözetilmeyen. Birinci mutakassis 1200 kvadrat metre acıratılsın sana da belirtti. Körsetilgen bu yine, körsetilgen bu. Ava. İkinci, senin kvadrat metre yazılmanda malumatlama belirtti. İnazı sotta görüntüptü bu. Vilayet sotunda bunun faydasını emez, arpa faydasına nizalı belirtti lan. Kanun bızılış olsa tuman prokuroruna cevap ver. Kamil, kanun bir hakim. Ben azı kanun bızılış olsun da müracaat kılıp tuttu. Arızası yazdırıp alasan da teşerttiresen. Toğulgan mesele boyunca bana prokuroruna yazıp veresiz. Zavat Kışlağı'nın Ustalar Mahallesi'nde yaşıyorum. 2004 yıldan beri ülkem bile böyle yaşıyor dedik bir cahide. Şimdi ülkem 2018'de eyalı kaçış buldu. Taza cahiyen başımızda zalt çıktı. Ben özüm yalnız kaldım. Sağlığım yakışamaz. Birinci cemaatte fukaralı yığını reisine müracaat ettim. Bana sahibi soradım yerden. Ustalar Mahallesi reisi misiniz? Aha. Dertkana bu Apanı tanıyız mı? Yakış tanıyamam. Tak, kana çıldırın birin kana. Ahvalı kandayın. Ailesini yakış bilemem. Ülkesi bilen bir yaşı tanıydı. Ülkesi yan başında imarat kurdu. Ne kadar sır kitap fitte bu konu için fitte ailede kalan. Ailesinde 4-5 nefer lan bu ailede. Evet. 32 nefer kent temindeki aileler içinde saklak koyduğumuz. Neki temir defteri kirtilmeyeli için. Yakında bir temir defterdekiyle kömür verdik. Yardım kısmetinde. Yapılar kadarında bu yok edilir. Şunu sen bana da kömür vermedin. İki mesela ne oldu geldim aittim. Sen ailen gör gene böyle yine belirtilere sen nöbette koyamayacağım aittim cahim var. Ben düşünmedim sizin yapınızda. Siz fukarlar yığınının reisi misiniz? Devletimiz tamamından bir koygan imtiyazlardan faydalanış hukuk var bu oladıken olsa bunu birleşmeniz gerek doğru mu? Maddi yardım soralım. Maddi yardım bir arıza veresen. Yine hazırdı. Tamam abadanlaştı. Şu için orum batarım hazır şu arızanı kabukladı. Ve yüreğim çıkamız dedim. Bu arıza vermedi. Bu mahallenizde ailelerde kireç misiniz? Evet kirem. Eştes mi akır? Evet kirem. Aile vakfalın biraz mı? Bilemem. Tekken de şundan aile vakfalın. Orta hal. Orta hal de yandı kendi çıramız mı? Yardımına muhtaç mı? Muhtaç yok yardımına muhtaç aileler getirmeydi. Ailesinde neçe adam yaşaydı, neçe adam iş hakkı aladı, stravkaları iş hakkının. Eğer var olsa, yok olsa aldırın eğer defterinize tık koyan olsanız. Ortaça hança iş hakkından çüştürttü. Bu neçe minimalde teşvik aladı. Doğru geldi o da bunu elbette onu kent temizlenge hem de şu neye maddi yardıma muhtaç getirdiğimizde onlara maddi yardım verilmedi acaba. Buradaki tuğru geplen, valla çağınız var. Kuda turttu üstünüzde.
Çemer tarz etip barganma. Yazvarı üçten be barganma. Mektepte oturup yerinizden aldığınızda takıp gitkenme. Almayın atı verdiğinizden. Parçalarınız var mı? Yok. Turmuşa çıkmamışsınız? Yok. Turmuşa çıkmamışsınız? Kim bilen kalgan var. Ukanınızın bilen bir ailede durasınız. Yekin bölek yaşayımız yaşayanlar mı? Şimdi kanda düşünüyoruz? Bir ülkenin içinde bölek yaşayış mümkün mü? Şu bir karnından çıkan o erkek adam buladıkken olsa özü. Şimdiyimiz yine konuşuğumuza mı, ilatımıza mı biledi şunu? Şoran biledi. Çeyilen beyi şimdiye geldiğimiz. Siz mahalle fukarlar yakın sıfatında bana şu ailevi maceralarda yaşadık adamsınız sizin. Bana şu maceralar boyunca kemişseniz var. Ama bana şu bir neçe mertte sizge müracaat kılıkken olsa. Şu müracaatı boyunca birer mertte siz bir kandaydır çare kurdunuz mu? Ya masa kettip yaşıyor deyip ayda verdiniz mi? Yakışı ne oldu? Yakışı bilseniz ne geldi bu yardım vermeyensiniz? Ne geldi? Bana yardım sorup kilo atıptı. Sizin mahallenizde yaşadık onun. Aile bana maha müracaat kılardı. Bu mesele sizin meseleniz bu. Neye özünüzde paralarınız bilen siz işleşmişsiniz? İşleşir. İşleşken bosaz neye benim kabulüme geldi? Yaşılı bir yaka yardım etemiz. Yardım kılatamın bosaz neye benim yanıma kegenle yardım versin gerek? Niye aldın yardım vermedin? Ütken etten 5. günü geldim. Evvel bir yaka uçraştım. Kömür meselesi mehlet verin. Gaz balon mesele mehlet verin. Kınalıp durup mandı. Keserle oturup mandı. Barın yeri olsan bar deyin yaptı, et kallama. Mahalleden kim var bile et mahalleden? Uyunuzda bol orasız, bana yerden bir yerge bir işçi grup geldi. Sizin hanedanınızdan başlıydı. Hamma hanedanda kırıp, örgünüp çıkıp, bu mahalle fukarlar yığınının reisinin faaliyetine baka koyamız. Bana fukarlar bana kanda işleşi odurttu, eğer bunu hamma işçi grup görüp, sizge şu koyup duran talabınız doğru buladıkken olsa, ertenin özünde hamma masalını hiç veremez. Hamma yaşavutkan cihazınızı görüldü, hammasını örgünüp çıkıp durup, kulasa kılıp, kulasa boyunca bu mahalle fukarlar yığının faaliyetine baka veremez. Gerek olsa bunu iştahat taşıyımız. Rahmet. Bazar kışlağından ben bize ne turar cayda turpumuz dokumentlerimizi turarga ütküzülmü yine 2-3 yıldan beri yürüpümüz bize ge şu vakti işlep çıkarış kılıp turasız azgına vaktan ki ötedi de bak uçusu yoklar 15 hocalıkka verilgen şimdi kılıp hem arka köçedemiz bize işlep çıkarış kılıp bu müydü verdi azı dokumentlerimizi turarga ütürüş için hareket etip turpumuz nalogumuz künden künye minip var yadır ne turardı ki sotka barıp durup da az bizim işimiz. Şuna şu tam anlama bize yardan bir şeyizi soruyoruz. Dekanam adına hala fukarlığa yığını reis sabirip yiyen verdi olama. 2015 yılda natural cahaya aldı bunlar. Bunların adına işler çıkarız, karhana kuramız da başında. Tükürçeli, sihı, azık avukat boyunçeli. Kim bunlar natural cahaya vizgesiz doğrusunda 3-4 metre ne vardı? Tuman, kadastro ücretine. Şundan bunlar adına sıra şertama kılığa vaktinde natural kılığa vatmalar çöldür gelirler. Peçine sıyıklı, küçülük, sıyıklı kılamada aldınız da. Şimdi bir yakına bula kılığı mı oturttu şu? Bağat Hazaras üstünde yolun çiçekkesi de. Cahalaşkan bula ki. Prokuror, az arızasını alasan, eğer emmeket natural kılıp vergen olsan, bu kadar natural kılıp vergen. Makyakov, Ümit Bey. Ben muammam şunları bırak ki, mahallemizde yürek malisi, kardiyoloji yakın Cahalaşkan, hırsız otoba. Şunun yanında 18 sotik tamarka yeri faydalanma oturan yer var yani. Ben şimdi ilgeride 30-40 yıl mamalimde faydalanıp yatırıyorum. Yakında bu boyunca 2018 yılı velayet katastrı zemin yerine bağırıp ürgenken cerrahında şunu bana tamarka yer faydalanıp oturup falan yerden şunu ben de aldım atağından faydalanıp giyken keyinçelik bize ben şunu nalaklarını töle faydalanış hakkında arıza vereceğim. Ligi arızamın cevapsız kaldı. Mahalleden bir iki mertte müracaat kılığımda ki icabı netice bu muhanda ki size müracaat ederim. Yakında iyi sistem üyemize bir fukara geldi. Tuman hakim tamamla karar çıkardık. Ne oldu bu karar çıkaranı? Ya natural kılıp dükkan salışı için. Tuman hakimi karar çıkaran mıydı mı? Şimdi bu ilk taraf 18. yılda mı kaçan bolganaydı? Varıp koresen eğer de şu NATO'ru kandaydır oyun, kimdir oyun kılgan olsa, NATO'nun hattikara hattikat kılgan olsa, bana prokuratura ötkazıp, ücretlerini bekarlap,
Bu ekşilik yer, ekşilik boptur, eko yer boladı yalnız. Tuman prokuratörümüz vardı mı? Üzerimizde. Sektör rehberin aldığını vardı mı? Ben şu vaziyetini size ayırken de düşündürsem, bu ikinin yerinde de, bir karışık yerinde de hazır bunun kuruluş kılışa hakkı yok için. Topa doğru. Ben şunun için bana lazım. Bana koradı. Akarak basa prokuratörümün bir rekorçu alamaz. Kuzatıp mende ayrı mülahızda payda buldum. Ben hazır ayrı muammalar mahalle mikiyası da, tüman mikiyası da halbule digen muammalarım siz getip geri yaptı. Ve siz aralışı yapsız. Hatta ayrı mütesadlığa tanbih bile yapsız. Urgatı yapsız, yönelişli bile yapsız. Bunu kuzatıp doğrusu, bugünkü muammalar köpeygen bir payda, cüdeyem tezkar hareket kılış gereken bir payda, ayrı mütesadlarının soğukkallığı, korunup kalıyor. Bu bile bilen siz işleşiniz kıyın geçmeydi mi? Sizge ağır bulmaydı mı? Şu pasta yürüp her bir hanadanda bulayatken mesela muammalar, kütülmegen hadiselerin bu karşı mümkün. Bunun hamasını tizimli revuşta teşkil kılış için fakat bana şu mahalle fukarlar yığınının reisinin özü birinci nöbette şu hüdüttaki masallarda kurtarıp çıkıp onların gapını tuman hakimi tınlaş gerek. Eğer tuman hakimi tınlap şu mahalledeki meseleler, mahalle fukarlar yığınlığına müracaat kılınganından keyin geçilerdiğin olsa o tuman hakimi gen var mıydı fukara? Lakin ne fakat o mahalle fukarlar yığını, şu cümleden ayrım tuman hakimi mahalle fukarlar yığınlardaki bolayatken cerellerdi. Kandaydır bir işin köpleği yakın olsa, bir bakana desek buladım. Mesela münazır tuprak kaladan geldi neçe kilometreden. Yakın olsa bunu şavat tumanı bir yerden 60-70 kilometre uzakta. Onlar bir yere geldi. Niçin geldi? Sebebi şu cayga bargan, caylardaki hakimlerden mesuliyetsizliği. Yakın olsa şu fukaraların bugünkü teşvilendirip durgan meselelerinden onunla yetibarsızlığı mı, ya ki olmasa kandaydır cevapkarlıktan yetmezliği mi? Bu fukaranı kabul kılışta, ya ki fukaraya cevap verişte, şu fukaranın orada özünü bir koyup koş gerek bu adı. Bir minut, yarım minut, şu fukaranın orada özüm bozsam ne kadar yedim degen sorularla cevap özüge veriş gerek de. Bugün şuna kanki masul lavazında işleyen adamlar eğer size etkisi itibarlı olsa, bugünkü kün talebelerine cevap veredigen olsa, halkı içe kırı bırak olsa, uşanda muamala kamerdi. Çünkü bana siz hazır gelip 5-6 saatler sayar kabul edeceksiniz. Eğer bana şu mahalle mükiyasındaki muamala hal bugende, bugünkü sarplagan vakti izi, velayet mükiyasındaki katta muamalarını yetişke sarplagan bulardı. Elbette. Mesela siz hiçbir yer alasam, koluna kela mı? Bana 3 günde mesela siz hiçbir adı. Kuruluşka nece ruhsat verildiğe soğala cevap verin lan İltomar. Rahmet hakim var. Lekin iş meselesini hem hel olsa yakışı buladı. 7 aydan beri yürüp ben bunu müracaat ettim. Bana müracaat kıldığınızı bir hafta buldu. Dokalasa sizin meseleniz geçildi. Bu yerde bir vade kılıp nazaretke aldık. Nasip olsa kılığımız diken mesele bu maç gerek. Ve yine köplab müracaatlar, muammalar, taklif ve mülahazalar Xorazm viloyatidagi sayyor qabullarda sado berdi. Zamon o'zgarmoqda. Shunga qarab tezkor davr odamlarining talab va ehtiyojlari ham o'zgaryapti, o'sayapti. Shunga yarasha bugungi rahbarlarning bilim va tajribalari odamlarni qiynayotgan muammolarini yechimiga bog'liq ongu darajasi yetarlimi? Xorazm viloyatidan tayyorlangan ko'rsatuvlarimizning keyingi sonlarida ushbu savollarga birgalikda javob izlaymiz. Endi esa ko'rsatuvimizni Qoraqalpog'iston Respublikasidan davom ettiramiz. Nukus tumani asosan sanoat va qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan. Ayniqsa, aholining poliz va sabzavot mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish maqsadida yangi loyihalar ustida bosh qotirilmoqda. Nukus tumanida keyingi qisqa vaqt oralig'ida kambag'allikni qisqartirish va aholining ish bilan
bandligini ta'minlash maqsadida yaxshigina ishlar amalga oshirilyapti ekan. Mana shu ishlab chiqarish korxonasi ham aholining ish bilan bandligini ta'minlash borasida qo'yilgan qadamlardan biri. Bugun bilasiz, mamlakatimizda karantin qoidalari tartib rioya qilinyapti. Bunga rioya qilamiz, chunki karantin yumshatilgani bilan tartib qoidalari bekor qilingani yo'q. Qo'lingizga va o'zimni ham qo'limga sepaman. Bichish tikish sexi qachon ishga tushdi? Qancha odam ish bilan ta'minlangan? Bu mahsulotlar qayerga sotilyapti? Shu haqida gapirsangiz. Men o'zim oldin tadbirkor edim, savdo-sotiq ishlab chiqarish bilan shug'ullanardim. Pensiya yoshiga qoldim. Mana prezidentimizning qator farmonlaridan ruhlanib uyda o'tira olmadim. Kichkinagina shu sexni ochishga qaror qildim. Shu uyda o'tirgan, ishsiz o'tirgan ayol-qizlarni yig'ib, ularga Namangandan mutaxassis chaqirib, mashinalar olib, kreditga 200 million kredit oldim. Shu mashinalarni olib, ular tikishga o'rgatdik. Hozir menakay hammasi yetib tikuvchi bo'lib chiqishdilar. Hozir bular standartlar talabiga javob beradigan darajada kiyimlarni tikyapti. Buyurtma asosida ham tikyapmiz. Masalan, birjadan qo'yiladi, shundan yutib olib tikamiz. Agar bilancha zakaz bo'lgan taqdirda o'zlarimiz ham ichki bozorga chiqarib yotirmiz. Buni aytyapsiz, katta miqdorda kredit olgan ekansiz. Kreditni qoplash kerak. Bundan tashqari ishlarga oylik maosh berish kerak. Shu bilan birga foyda ham ko'rish kerak, albatta. Qanday foyda ham yaxshi bo'lyaptimi? Endi men to'g'risini aytaman, 1 yil, 1 yarim yil zarar kechirdik. Endi qizlar hammasi mutaxassis emas, yangi o'rgangan qizlar bularga o'rgatdik. Endi xudoga shukr, mana o'tgan yildan boshlab foydaga chiqdik. Qizlar masalan vaqtida oyliklarini olyapti, uylarini foydasi tegyapti. Sizning xodimlaringiz ham masalan hozir oylik maoshlardan ko'ngil to'layaptimi? Yoki bular ham oylik maosh kam bo'lsa ertaga xorijga chiqib ketishmoqchi emasmi? Qiziq ko'ryapsizmi? Hayotni o'tkazish ketyapti oylik maoshlari. Yetadi endi mana ishlab chiqarish nesini qaraydi-da. Hozir mana Qozog'istonda, Rossiyada ishlab o'tirgan bolalarimiz, qizlarimiz bor, yigitlarimiz, kichkina yigitlarim, shular ham shu oylikdan qoniqqan bo'lsa kerak, shu yerda ishlab o'tir hozir. Endi o'zlarining ishlab chiqarish quvvatiga qarab oylik chiqib o'tir bularga. Endi sizlarni 700 mingdan 1,5 milliongacha oylik olyapti. Turiniya Zvalizaxan, o'z saham bo'yicha Ahmad Elbek tikuv sexida jumis qaldim. Hozirda jumis ishlab o'tirmiz. Jonsaretlar yaxshi bari. Pandemiyaga rioya qilgan holda shu ishlab o'tiramiz. Ko'ryapsiz, karantin qoidalariga rioya qilyapsizlar. Oylik maoshlar ham yaxshimi shunga yarasha? Oyliklar yaxshi vaqtida berib turibdi. Shu mashinalarga rahmat degim keladi. Bu yerda men ashilg'ali berishlab o'tiribman. Oylik maoshlar qanaqa, yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Vaqt olinyapti. Vaqtinda oyligimiz bo'lib o'tiribdi. Pandemiya sharoitida odamlarimizni oldiga yangi muammolar paydo bo'ldi. Mavsumiy ishlaydigan odamlarimiz uyda o'tirib qolish oqibatida ishsizlik soni yana ham oshdi va temir daftarga kiradiganlar ro'yxati ko'paydi. Shundan kelib chiqib, bugun Nukus tumanida aholini ishsizlik qatlamini kamaytirish, kambag'allikka bo'lgan muallini kamaytirish va temir daftarni qisqartirish bo'yicha qanaqangi amaliy ishlar qilinyapti? Bizning Nukus rayonimizda 50 mingdan ortiq aholi yashaydi. Mine bundan shaңraqlar sani 9732 shaңraq bor. Mine bularning ichinde asiresi so pandemiya davrinde ауыр шаратта жасап отырған, кем тәмилленген, қала берсе бағушысын жоғалтқан, үйінде награлығы болған перзенті бар айлалардан мине бүгінгі күнде үйреніліп 643 шаңырақ мине темір дәптерге кіретілді. Темір дәптерді үйрену давамында олардың сөз жасау шариатлары үйренілді. Әсіресе олардың бәндлігін тәмилі мақсетінде, жасау шариатын жақсылау мақсетінде барлық мекеме, қарханалар біргелікте әзір әрекет етіп атырмыз. Олардың жағдайын жақсылау мақсетінде жұмыс пенен бәндлеу әсіресе. Міне бүгінгі күнге келіп 105 шаңыраққа субсидия тикарында парник алып берілді. Міне хаял қызларымызды да қолдап-қуаттап, олардың шариатын жақсылау мақсатында бір қанша тігу машиналары менен үй шариатында өзінің сол бәндлеу мақсатында әзір 8 шаңыраққа тігу машинасы тарқатылды. Оннан қала берсе де міне бізге жақыннан жәрдем беріп отырған сол өзіміздің профсоюз есебінен де бүгінгі күнде сол 15 хаял қызымызға тігу машинасы менен тәмилленді. Әсіресе бұл өзінің шаңырағында награны болған перзентлері бар
Su hayal kızlarımız bantörü tamilendi. Pandemiya dövründe ağır şartı jasap atırgan hayal kızlarımızla da ayallar daftarı düzüldü. Bunda 288 ayalların röyxatı şakillantırılıp, bugünkü künde biz bir misal qılıp aytatğan bolsaq, Akmangıt poselkalık qaralar jıyını aymağındağı tügü cexına kelip tırmız. Bunda usu ayallar daftarına kirgen hayal kızlarımızda jımız menen bantlı maksetinde su özünün tügü cexın jäne de kenektiru niyeti var. Usu Mariam apamız başçılığında 2018 yılı hayal kızlarda kollap katlau fondu tarifinen özünün baslaması menen kredit aldı. Su krediti tekarında su cexti jäne de kenektip bugünkü künde su 25-30 kızımızda jımız bantlıgın tämilep otırıptı. Құда қалесе ұсы 1-2 айдың ішінде және бұны кеңейттіріп, және де ұсы айылар дәптерінде 30 қызды тәмелеу мақсетінде жұмыс алып барып атырды. Біздің фаалият 2019 ел ішіне башлагамыз. Мақсулатымыз асылы Құтай дәулетіге экспорт қылынады. Өткен елгі ұсапымызда 700 bin dolar, akış doları masalatı satkanımız. Şu bir yıl sabıge 1 bin tonu tabi yönetiş niyatı damız. Şimdi 1 milyar arka tarafı da ekspert kılamız. Ama şu anı kıyardan olasın da. Gözlerini geçiştirersen mi, yakın satı olasın mı? Masalatlarını fermer hocalıklar tavşıradı. Kıbrak fermer hocalıklardan alınladı masalatlarda. Kışta alıp tavşıradı. Baharda kayıtta işlep çıkaramızdı. Bu oyun tamamen hakkında bir malumat verin. Kanaka usumdaki bu nima faydaları var. Mesela nega xorijda bularni sotib oladigan xaridorlari bor? Bo'yin tomirda endi ko'p afzalliklari bor. Mahsulotimiz kosmetika mahsulotlarga ishlatiladi. Xorijda, Xitoyda buyurtmachimiz Xitoylik. 100% mahsulotimiz eksport bo'ladi. Ichki bozorda sotmaysizmi? Ichki bozorda yo'q. Xorijda buni xaridori ko'p. Bu faqat Qoraqalpog'iston hududida o'sadimi, boshqada ham o'sadimi? Asosan bu qizilma yaldizi Qoraqalpog'iston sharoitida tabiiy holda o'sirgani. Buni effektiv mushnisi yaxshi hisoblanadi aka. Jahon bozorida talab asosan buning o'zining protsent nimasi bo'yicha eng yaxshilari Qoraqalpog'istondagi. Ko'rib turgan zavodingiz ilgari bu Nukus tumanida foydalanmasdan bo'stirgan obyekt negizida qilindi. Bu yerda endi asosan Xitoylik investorlar tomonidan moliyalashtirildi. Bugungi kunda ushbu zavodda 75 ta odam muntazam ish bilan ta'minlangan. Asosan ishlab chiqarilgan mahsulotlar Xitoy davlatiga eksport qilinmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasining Nukus tumanidan tayyorlayotgan ko'rsatuvimizni tomosha qilyapsiz. Mana qarang, bizni mamlakatimiz xuddi o'sadigan mana shunaqangi ko'pchilik e'tibor bermaydigan o'simliklardan ham katta miqdorda daromad qilsa bo'lar ekan. Qancha odam ish bilan ta'minlanyapti? Ya'ni qayta ishlangan, ya'ni chiqindilaridan ham yana nimadir maqsadlarda foydalansa bo'lar ekan. Demak, bizni hududimizda o'sadigan har qanday giyohlar ham demak, bizni xalqimiz uchun, buni manfaatlari uchun xizmat qiladigan mo'jiza sifatida qarasak bo'lar ekan. Buni demak, Xitoylilar olib qayta ishlab, ular yana boshqa maqsadda foydalanadimi yoki sotarmikan? Bular asosan bizga ko'ra, ma'lumotlarimizga ko'ra, bu Xitoyliklar buni o'zlari yana qayta ishlagan holda Yevropa bozorlariga chiqaradi. Biz bu loyihamizni ko'rib chiqib, to'liq tayyor holda Yevropa bozorlariga eksport qilish bo'yicha bir nechta tadbirkorlarimiz bilan loyihalar portfelini ishlab chiqdik. Bu bo'yicha bir ikkita tadbirkorlarga taklif ham qildik. O'zbekistonning chet eldagi elchixona va vakolat konsullariga barchasiga bu bo'yicha loyihalarimizning pasportlarini ishlagan holda taqdim qildik. Xudo xohlasa, buni o'zimizda ham qayta ishlash niyatimiz bor, to'liq holda. Nukus tumani markazi Akmangıt shaharchasida bugun 31 ta umumta'lim maktablari, 29 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlari, kollej, kasalxona, poliklinika, qishloq vrachlik punktlari, madaniyat saroyi, ko'ngilochar bog' va sport maydonchalari aholi xizmatida. O'tgan yili kim ta'minlangan ham uy-joyga muhtoj shaharlarga bir necha shaharlarga joylar topshirildi. Bu mamlakatimiz tarafidan arzonlashtirilgan joylar bo'lib hisoblanadi. Mana hozir atmosferada ko'rib turgan bu joylar 2 sotikli, 3 xonali joylar. Buni ulama bahosi 195 million, bastagi to'lami 19,5 million bo'ladi. Hozirgi vaqtda bundan boshqa da 2 ko'p qavatli joylarimiz bor. Topshirildi o'tgan yili. Bular 16 kvartirali, 2 3 xonali. Hozirgi vaqtda da bu yil 2 ko'p qavatli joylar qurilib atiribdi. Bu bo'yicha hozir qurilish ishlari ketib atiribdi. Bunda
Sunday kim temillenge ücreye muhtaç şeylerga şangaraklarga birliyede. Nüks rayonu 1965 yıl düzülgen. Tikarından Nüks kalasına juda yakın bol hesaplanadı. Nüks kalasın o şan pal zugunumlerimenin temillüğümüzden abırat. Hazır bu neydi? Oluma yer maydanı 94 bin kvadrat kilometre bu. Bolada hazır bizlerde Kocaeli, Kanlıköl, Kigeyli, Nüks kalası menen şigaralas hem de Türkmenistan Respublikası menen 9 kilometre şigarası var. Ahalı sanı 52 bin halk var bizlerde hazırgı vaqtta bu hazır tatu azubirçilikle jasap kiyatırdı. Nüks tumanida ahalının müracaatlarını örgeniş boyunca yangi elektron hizmet tashkil etildi. Endi adamlar vaqtlarını bekorga o'tkazib, behudaga mablag' sarflamaydilar va o'z murojaatlariga tezkor tarzda javob oladilar. Xalqning murojaatini tinglov bo'yicha da ko'p jumlalar amalga oshirilyapti. Ya'ni Nuks rayoni hokimligining elektron tarmog'i, ya'ni ishga qo'shildi. Bu kanalda 1000dan ortiq odam bor hozirgi vaqtda. Buni har turli Nuks rayon hokimligining qaniyegalari biriktirilgan. Hokimning o'zi usi neni baxlab boradi. Nuks tumani hokimligi Telegram tarmog'i ishlab turar ekan doimiy ravishda va Telegram tarmog'iga tumanda yashayotgan barcha fuqarolar o'zlarining murojaatlari, takliflari, muammolarini chiqar ekan va bu nazoratga olinadi. Nazoratga olinib, rasmiy javoblar berilyapti o'ziga, shaxsiy o'ziga. Demak, har bir fuqaroning o'ziga Telegram tarmog'i orqali javob berilar ekan. Demak, bu qaysir ma'noda bugungi raqamli texnologiyalarni rivojlangan paytida qulay usullardan biri sifatida qarasa bo'ladi. O'tirgan joyida uyida Telegram tarmog'i orqali murojaatni aytadi va javobini oladi. Elektron shaklda mo'jiza. Elektron shaklda. Nukus tumanida aholining ishsizlik qatlamini ish bilan ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish maqsadida keyingi vaqtda 773 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Bu yerda mehmonxona, fitness klub yoshlarimizga, to'yxona, choyxona ishlar qurilyapti. Hozir shu 50-60 odam jumis istayapti hammasi. Hozir qurilishda ishlayapti ular. Qurilishda ishlayapti. Mehmonxona ishga tushdimi yo'qmi? Yo'q, yo'q. Endi xudo xolasa yilning oxirina deyim mehmonxonamizni ishga tushiramiz deb o'rnatyapmiz. Mana qishloq qurilish bankidan kreditlar chiqarib beryapti. Ularga ming qatlar shukr shu. Hozir 7-6 milliardlik kredit olganmiz. Shuni shu mehmonxonaga ishlatyapmiz. Fitness klubni ishga tushiramiz. Mana saunamiz ishlab turibdi shu mehmonlarimiz uchun keladin. Mana O'zbekiston Respublikasidan keladin mehmonlarimizga shu yaxshi xizmat ko'rsatish uchun o'rnatyapmiz. Qo'ldan kelganicha hammasi. Bu hammasi ishga tushsa bir xudo xolasa bir 50 ta odam ish bilan ta'minlanadi. Ish yurishchi, menejer, til biladigan, inestrani til biladigan qizlarimizni olamiz. 50 odam ishga kiriladi. Turli hududlarga borganimizda yangi imoratlar qurilayotganini ularning qiyofalaridagi o'ziga xosligini kuzatamiz. Mana bugun Nukus tumanida qurilgan mana shu majmuani ham ko'rib, qanaqadir odamni havas keladi baribir. Hatto qurilish materiallaridan qanday foydalanganligi, bo'yoqlardan, ranglardan foydalanganligini ko'rib havas qiladi-da. Nima desiz, mana shunaqangi majmuaga kirgan odamlarning ko'nglaridan nimalar o'tishi mumkin? Va bunga qanday erishyapsizlar? Haqiqatan ham to'g'ri aytdingiz. O'zingiz ham qadimdan biz markaziy Osiyoda masalan binolarning tashqi ko'rinishlariga, fasadlariga alohida urg'u bergan holda ishlangan. Ko'rib turganingizda bu ushbu majmuamiz tumanimizda bunyod bo'lmoqda. Bunda asosan hozirgi zamon talablariga mos ravishda har xil dekorativni va aholimizga yaxshi xizmat ko'rsatadiganday bir yaxshi majmuani qilish bo'yicha ko'rayotgan o'sha proyektimiz o'shalardan bittasi. Demak, bu yerda kattaligi me'mor usta me'morlarimizni xizmatini e'tirof etish kerak. Rassomlarimizning ulushi bor. Shu bilan birga baribir shu qadimiy an'anachilik bilan bugungi Osiyo va Yevropa me'morchiligini birlashib ketgan nuqtalari ko'zga chalingan deb bo'ladi-da. Uyg'unlashgan holda. Uyg'unlashgan. Ha, to'g'ri. Mana shu uyg'unlashuv ham odamga zavq bag'ishlaydi. Masalan, oilaviy bir joyga borganingizda shu kirgan imoratingizni ichki va tashqi ko'rinishlari, bo'yoqlari va boshqa holatlari kayfiyat ta'sir qiladi-da. Aholimizga keng qulayliklar va sharoitlar yaratish maqsadida tumanimizda va tumanimizning shu Nukus shahri bilan chegaradosh bo'lgan hududlarida asosan xalq ko'p bo'lgan istiqomat qiluvchi joylarda aholining maishiy xizmat ko'rsatish
talaplarını kondurish bo'yicha ko'plagan loyihalar ishlab chiqmoqdamiz. Ko'rib turgan majmuamiz o'shalarning bittasi. Bu kompleksimizda bu yerda mehmonxona xizmati bo'ladi, fitness klub bo'ladi va restoranlar, umumiy ovqatlanish va aholiga turli xil maishiy xizmat ko'rsatish markazlarini tashkil etish asosan rejalashtirilgan. Yil yakuni bilan xudo xohlasa ushbu obyektlarimizni topshirishlar rejalashtiryapmiz.